Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle önümde duran bu güzel çantamıza çalışacağız. Çantamızın yapımı oldukça kolay. İki tane aynı e, buradaki görmüş olduğunuz gibi yüzeyimizi öreceğiz. Ve arasına trabzanlarımızı ördükten sonra minik bir dikişle bir taraftakine dikeceğiz. Evet sonra sap kısmımız çalışıp sap kısmıma küçük bir çiçek ve yaprağımızı da örüp e, kullanıma hazır hale getireceğiz. Kullanacak kişinin elinin rahat girebileceği güzel bir de boşluğumuzu ayarladıktan sonra çantamız çok şık bir şekilde e, olacak. Evet kolay gelsin diyelim ve hemen bu güzelliği çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. Evet çantamı örmek için 3 tane rengimi kullanıyorum. Koton ip kullandım. Biraz kalınca bir ip. Onun için tığ numaramı biraz ben kalın tutacağım. Sizler herhangi bir marka hiç fark etmez hangisiyle örmek isterseniz çantamızı çalışabilirsiniz. İpime uygun olarak 2.75 milimetreki tığımı kullanıyorum. Sizlerin ipi daha ince ise 2 numara ya da 1.5 numaralı tığları ya da 1.75 tığları tercih edebilirsiniz. Elinizde burada tabii ki önemli. Sarı rengimizle örmeye başlayalım. Öncesinde ben bir parçamı örmüştüm. Onu da şöyle göstermek istiyorum. Bakınız çantamız için önce göbek kısmından başlıyoruz. 3 sıra sarı rengimizi ördükten sonra pembe rengimizle geçip e, tamamlıyoruz. Yeşil ise sadece sap kısmında kullanacağız. Şimdi e, bakın ortadan iki tane trabzanımızı yerleştiriyor, Sihirli halkamın üzerine yerleştirdim. İkinci sıramı her sırayı ikişer defa örüyorum. Üçüncü sıramda ise bir çift bir tek bir çift bir tek bir çift bir tek örelim. Ve bu şekilde iki tane aynı parçadan çalışmamız gerekecek. Bir ön yüzü bir arka yüz için. Evet bu kadar anlatımdan sonra hemen kolay gelsin diyerek sarı ipimizi alalım ve göbek kısmını çalışmaya başlayalım. Sarı rengimi aldım. Sihirli halkamı yapmak için işaret parmağıma şöyle ipimi biraz sardım. Sonra ipimin şu uç kısmını orta parmağımın üzerine aldım. Altından şöyle çevirdim. Şurada orta parmağımda bir tane çarpı oluşturdum. En basiti bakın. Şu şekilde tutuyorum. Eğer sihirli e, halka yapmayı bilmeyen arkadaşlarımız da 5 tane zincir çekerek aynı işlemi devam ettirip zincirin üzerine yapabilirler. Şöyle giriyorum. Bakınız üstten girdim. Elim bu şekilde tutuyor. İpimi alıp buraya geçiyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum. Bir zincirimi çektikten sonra şöyle elimi alıyorum. Burayı sabitledim çünkü ikinci ve üçüncü zincirimi de çekiyorum. Hem kısak olan bölümü hem de yuvarlağımı şöyle tutuyorum. İçerisine girip başını bir defa doladım. trabzanım tığımı iki defa örerek trabzanımı örüyorum. Toplamda 12 tane trabzanımı örüyorum. 4 oldu. 5 6 bakın 2 4 6 zincirimizle birlikte 7 8 9 10 11 şöyle daraltıyorum 12 toplamda 12 tane trabzanım ördüm 2 4 6 8 10 11 zincirimden döndüğüm 12 12 trabzanım tamam olduktan sonra şuradaki kısa ipimi alıyorum sıkıştırıyorum iyice bütün gücümle sıkıştırıyorum ve bu arayı sımsıkı kapatıyorum gördüğünüz gibi ne kadar güzel sıkıştı ve buradan ilk 3 zincir çektiğim yerin tepe kısmına gelerek batıyorum. Tığımın ucunu girdirip ilmeğimi geçiriyorum ve 12 tane trabzanımın 12'si de bu şekilde hazır halde görünüyor. Şimdi ikinci sıramıza geçelim. İkinci sıramız için 3 zincirle başlıyorum. 1 2 3 3 zincirimi çektikten sonra bütün trabzanlarımı ikişer ikişer örerek toplamda 24 trabzan sayısına ulaşacağım. Şu arkadaki bulunan ipimi şöyle elimle yukarıya doğru çıkarıyorum. Şöyle bakınız. Arkadan gizleyeceğim çünkü. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere bir tane daha giriyorum ve şöyle ipimi de arkadan gizlemeye başlıyorum. Bir sonraki trabzanımın tepesine gelerek batıyorum. İpimi arkadan götürüyorum aynı yere tekrar bir daha giriyorum. Bir sonraki trabzanıma giriyorum. İpimi gizliyorum. Gizlemekte zorlanan arkadaşlarım hiç uğraşmasınlar. Sonradan gizleyebilirler. Ve diğerine batıyorum. Aynı yere bir daha batıyorum. Şöyle göstereyim. Bakınız her birisine ikişer ikişer batıyoruz. Hepsi iki iki. 2 burası 2 2 ve 2 sona kadar örelim ve toplamda 24 tane trabzanımız olsun trabzanlarımızı sona kadar örerek geldim şimdi birlikte sayalım bakınız 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ve 24 toplamda 24 tane trabzanımız oldu şimdi halkamızı kapatacağız ve sarımızla bir sıra daha öreceğiz Şurada 3 tane zincirim vardı. Tepe noktasına girerek batıyorum ve geçiyorum içinde. 3 tane zincir. 1, 2, 3. Zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Hemen dibine bakınız. Kendi zincirimin dibine bir tane daha trabzanımı örüyorum. İkinci sıramın sonuna kadar örerek geldim. Sayalım birlikte. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20, 22 ve 24. 24 trabzanla ikinci sıramızı tamamladık. Şimdi üçüncü sıramızı birlikte geçelim. En son trabzanımdan bakın 3 tane zincir çektiğim trabzanımın tepe noktasına giriyorum. İlmeğimi geçiriyorum ve ikinci sıram bu şekilde kapanmış oluyor. Hemen üzerine 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. 3 zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Hemen dibine bakın. Zincirin çıktığı yere gelerek batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum. Aynı yere iki tane trabzanımı ördüm. Bakınız burası aynı yer. Şu bir tane trabzanın üzeri. Yanındaki trabzanıma gelerek batıyorum. Burayı tek örüyorum. Bakın bir. Bir sonrakini çift öreceğim. Bir tek aynı yere batıyorum bunu bir çift olacak şimdi görelim çift tek çift şimdi biraz daha devam edelim daha güzel görünsün tek örüyorum bir sonraki çift bir aynı yere batıyorum iki bir sonrakini yine tek bir sonraki çift Üçüncü sarı renkli sıramız bir tek, bir çift olarak sona kadar gidecek. Bakın şimdi daha güzel görünmekte. Çift tek çift tek çift tek ve çift sona kadar örerek gelelim. Tek çift tek çift örerek geldim. Sıramın sonundayım. Şimdi bakın çift ördüm. Çiftle başlamıştım. Şimdi çift yanındaki bir tane trabzanımızı tek olarak örüyorum. Giriyorum ve tek şöyle görelim bakınız bir tek bir çift yani çiftle başlamış çift tek çift tek diye başladık şimdi sırasının bir sayı alalım alalım beraber yanlışlık olması 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32, 34, 35 ve 36 toplamda 36 tane trabzanımız olacak. Şimdi ikinci, üçüncü sıramızı ilk zincirden oluşan trabzanın tepesine batıyorum, içinden geçiyorum, bir zincirimi çektikten sonra ipimi kesiyorum ve sarı renkli olan işimizi tamamlamış oluyoruz. Şöyle. Şimdi diğer parçamda ördüğüm gibi pembe rengimize başlayacağız. Tabii sizler dilediğiniz renkle örebilirsiniz. Pembe rengimizde ise iki tane tek bir çift, iki tek bir çift, iki tek bir çift olarak sıramızı örmeye başlayacağız. Tığıma bir tane zincirimi çekip düğümümü attım ve ipimi kopardığım yerden değil farklı bir yerden devam ediyorum. Çünkü şu ipimizi de gizleyelim. Onu da gizleyelim. Orada kalabalık etmeyelim. Herhangi bir yerden başlıyorum. Şöyle batıyorum. İpimi alıyorum. Ve buradaki ipimi sol tarafa doğru yatırıyorum. 1. Bunu bir olarak sayıyorum. 2. 3. 3 tane zincirimi çektim. Bağlantıyla birlikte. Ve kalan ipimi sola yatırıyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen yanındaki trabzanıma örüyorum iki tane tekim oldu bakınız. Şimdiki öreceğim trabzanımı çift örüyorum. Şöyle de bakın alttan gizlemekteyim ipimi. Örüyorum aynı yere bir daha batıyorum. İki tek bir çift. Renk farklı da olunca bakın daha net görüldü yaptığımız işlemimiz. Şimdi bir tane tek bir sonrakine yine tek. İki tane tekim oldu. Sıradakini çift olarak örüyorum. 1 ve aynı yere batıyorum. 2. Evet. Bu sıramızda yapacağımız işlem 2 tek 1 çift. 2 tek bir çift. 2 tek, tekimizi örelim. 1 tek. 2 tek. 3. Çift olarak örüyorum. 1 ve 2. Görelim. 2 tek 1 çift 2 tek 1 çift 2 tek 1 çift sırayı tamamlayalım tekle başlamıştık 2 tekle başlamıştık 1 çift yapmıştık ve sıramızın sonuna kadar 2 tek 1 çift olarak ördüm şimdi 2 tekim ördüm en son kalan trabzanımızı ise 2 çift olarak öreceğiz tığımın başını dolayarak giriyorum 1 aynı yere tekrar batıyorum 2 Evet bu sıramızı da İki tek bir çift tamamladık. Çok güzel oldu. Herhangi bir aksilik yok. Umarım sizlerinkinde de yoktur. Ve çok daha güzel olmuştur. Evet şimdi birinci trabzanımın tepesine batarak şu şekilde geçişimi yapıyorum. Ve buradan itibaren alışımızda minik bir farklılık yapıyoruz. Şu görmüş olduğunuz kabartılı bölümlerimizi örmeye başlayacağız. Ve çiçek dilimlerimizin her birini bu kabartılarımızda ayarlayacağız. Ve bu e, görmüş olduğunuz kabartıları bir değil... İki defa şöyle yandan girerek alacağız ve artışlarımızı sadece bu kabartanın bulunduğu yerden yapacağız. Şu aralarda ise normal trabzanlarımızı öreceğiz. Sadece burada ikişer ikişer alarak devam edeceğiz. Ya zaten bir sırasını ördüm. İki sıra kabartamızı yapacağız. Sonrasında ise bu dilimli bölümümüzü öreceğiz. 3 sıramız kaldı yani. Üç sıra sarımızı ördük. Dört sıra da pembe örerek bu çantamızın cephelerini ön ve arka yüzlerini tamamlamış olacağız. Şimdi hemen bu kabartılı olan bölümleri yani çiçeklerimizin her birisinin arasını gösteren dilimlerimizi çalışmaya başlayalım. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. 3 zincirimi çekerek başladım. Tığımın başını doluyorum. Sıradaki trabzanımı şöyle yandan gövdeden giriyorum. Bakınız hemen sıradakini yandan giriyorum. Bir tane trabzan olarak örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Sıradakini artış olarak kullanıyorum. Dilimlerimin olduğu bölüm olarak kullanıyorum. Örüyorum. Şimdi aynı yere bir daha giriyorum. Bakın aynı yere iki defa girdim. İki, iki tek bir e, kabartılı bölüm çift. Devam edelim. Bir örüyorum yandan girerek. İkinciyi yine yandan girerek örüyorum. Sıradaki üçüncüyü ise iki defa yandan girerek örüyorum. Bir ve aynı yere giriyorum. Bu dilimler arası bölümümüzü oluşturur. İki tek bir çift yandan girerek. Biraz daha devam edelim. Hiç kafamızda takıntı kalmasın. Sıradakini bir defa yandan girerek örüyorum. Yandan iki tane trabzanımı yandan girerek birer birer ördüm. Sıradaki üçüncüyü ise çift olarak örüyorum. Bakın bu üçüncü girdim yandan aynı yere bakın ördüğümü bakın örmüştüm. Bir daha örüyorum. Tekrar iki tane tek örüyorum yandan ikinciyi örüyorum yandan üçüncüyü yine giriyorum bir defa ördüm yine aynısını bir defa daha Girerek örüyorum. Şimdi bakın ne yaptığımıza bakalım. İki tane tek ördüm. Birisi zincir, birisi yandan girdi. Üçüncüyü yandan girerek iki defa ördüm. Aynı trabzan iki. Sonra iki defa iki tane birer birer ördüm. Üçüncüyü iki tane ördüm bakınız. Bir ve iki. Sonra ikisini tek ördüm. Her birisini birer birer. Sonra üçüncüyü bir trabzan üzeri iki tane ördüm. Hem artışlarımızı hem de dilim aralıklarımızı örüyoruz ve bu şekilde devam ediyoruz. Pembe rengimizdeki ikinci sıramızı da tamamladık. İki tane tek bir tane trabzanın üzerine de çift örerek bu sıramızı tamamladık ve her birini de şöyle yandan girdik. Arkada şu şekilde bir görünümümüz oldu. Şimdi bir üst sıraya yine artışlarımızı yaparak geçeceğiz. Burada en son çift olarak ördüm. Bu iki tek olarak başlamıştım. Bakınız zincirimiz ve yanındaki trabzanımız. Yine zincirimin üzerine giriyorum. Şöyle batıyorum. Buraya 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Tığımın başını dolayarak yandan giriyorum. 2 tane düzüm oldu. Şimdi burada çift olarak ördüğüm bölümüme geldim. Bunun ilkini yandan girerek tek örüyorum. 3 tane tekimiz oluyor. Ve ikinci kez ördüğümü ise çift örüyorum. Bu ikili ördüğümüzü birincisini tek, ikincisini aynı yere tekrar girerek ikinci kez örüyorum. Şimdi şu arada daha güzel belli olacak bakınız. Bu arada iki tane tekim vardı. İkisini de örüyorum. Giriyorum yandan. Bu birincisi. Giriyorum yandan. Bu ikincisi. Yandan giriyorum. Şu çiftlinin ilkini tek örüyorum. 3 tane tekimiz oldu yandan girerek ördüğümüz. Bakınız çiftleden sonra 1 2 3. Şimdi ikinci e, kabartılı olan bölümümü iki defa örerek artışımı yapıyorum. Bu şekilde bakınız ilkini tek ördüm. İkincisini iki defa örüyorum. 1 Bir. Bir daha giriyorum. 2 Birincisini tek, ikincisini çift olarak örüyoruz. Ortada da üç tane oluyor. Yeniden örelim. Birinciyi tek örüyorum, ikinci tek örüyorum, üçüncü çiftin ilkini alarak örüyorum. Üç tekimi ördükten sonra bu çiftliğinin ikincisini iki defa örüyorum aynı yere girerek ve dilimimizi bu şekilde üç tek bir çift olarak ayarlıyoruz. Pembe rengimizde ikinci sıramızın sonuna geldik. 3 tane tekimiz, 1 tane çiftimiz oldu. Yakınlaştırıyorum bakınız. Çiftimiz, 3 tekimiz, tekrar çiftimiz. Ve sıramızın sonundayız. Şurada zincir çekmiştim. Onun tepe noktasına gelerek batıyorum. Ve bu şekilde geçişimi yapıyorum. Burada bir tane zincirimi çektim bir tane daha ilave ediyorum iki zincir yeterli bu ilk trabzan için şimdi son sıramızı örüyoruz pembemizin son sırası bu kez tepesine batacağız sadece şuradaki bölümümüzü bir tanesini yandan alacağız bu ayırdığımız dilim arası tığımın başını doluyorum bunu bakınız bir tane olarak ördüm şuradaki iki tane trabzanımızın ikisinin tepesine batıyorum bakın tepesine battım bir ördüm aynı yere bir daha ördüm 2 defa ördüm. 2 zincir çektim. Birisine 2 defa ördüm. Yanındaki trabzanımı yine 2 tane olarak örüyorum. 1 2 zincir, 2 trabzan, 2 trabzan ördük. Şuradaki 2 defa aldığımız trabzanımızın ilkine yine bir defa başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Tek seferde. Ve tığımın başını dolayarak ikinciye yandan girişimi yapıp yandan örüyorum ve bir defa örüyorum bakınız bu son sıramız çünkü sıramın başını doluyorum bakın burada daha net belli olacak kabartımızdan sonra ilk gelen trabzanımızı başını doladım tek sefer çektim ikinciyi iki defa örüyorum bir aynı yere batıyorum iki üçüncüyü iki defa örüyorum bir aynı yere batıyorum iki dördüncüyü yani bu çiftimizin ilkini bir defa başını dolayıp tek seferde çekiyoruz. Yani işlemimiz şundan ibaret. Buradaki kabartımızdan sonra dilim arasında ilkini başını dolayıp alıyoruz. İkinci trabzanı iki, üçüncü trabzanı iki örüyorum. Sondaki yani bu çiftin ilkini yine bir defa başını dolayıp tek seferde çekiyorum. Tüm dilimlerimizi aynı şekilde devam ettiriyoruz. Şuradaki ikinci kabartı yine kabartı olarak örüyorum. Geçiyorum yine aynı işlem. Birinciyi başını dolayıp tek seferde çekiyorum. İkinciyi iki defa örüyorum iki tane trabzan ve burada tepe noktalarına batıyoruz Üçüncüyü iki defa örüyorum dördüncü trabzan çiftimizin bulunduğunun ilki bir tane başın dolayı tek seferde çekiyorum ikinci kabartımı ise yine yandan girerek kabartıyorum ve sıramı başlangıç yerine kadar getirtiyorum sıramızın sonuna kadar geldim Şimdi başlangıçtaki ilk şu kabartmamızı yapmamıştık. Aradan başladığımız için kabartmamı yapıyorum. Yandan girip 3 tane 2 tane zincir çekmiştim. 3 değil 2 idi. Giriyorum. Bir tane zincirimi çekip düğümü attıktan sonra çiçeğimi tamamlıyorum. Evet diğerini zaten tamamlamıştım. Şimdi bu ikinci çiçeğimizde şu görmüş olduğunuz kabartanın bir katından alarak diğer çantamızın yüzüne bağlanmak için bir sıra trabzanımızı örüyoruz. Ve çantamızın ağzını ne kadar açık istersek şu kadar da bir mesafe boşluk bırakabiliriz. Bunun için hemen örmeye başlayalım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Düğüm atıyorum. Ve başlıyorum. Şuradan başlamak istiyorum. Şu kısım içte altta kalsın. Burası yukarı olacak. Açık olan kısmı olacak. Şöyle bakınız. Şuradan giriyorum. 1, 2 düğümümle birlikte 3 oldu. Tığımın başını doluyorum. Bir katını alıyorum. Bakınız kendimden taraftaki katını alıyorum. Kendimden taraftaki katını şöyle bakın. Kendimden taraftaki katını alarak örüyorum ve hepsini birer birer örüyorum. Kendimden tarafta şöyle iyice Görün bakın şöyle burası dışta kalıyor. ikili trabzan şeklinde örüyorum. Katın tekini alıp diğerini örmeden bırakıyorum. Şöyle bakın şuradan alıyoruz. Biraz örelim. Şöyle tamamın bitirmeyelim. Buraya kadar gelmeyelim. Şöyle belirli bir mesafe. çocuğumuzun eli girecek bir şeylerini koyup alacağı kadar bir boşluk bırakalım. Şimdi etrafını çepeçevre şuraya kadar örelim. Kenarımızın tek katını alarak çepeçevre örerek geldim. Şu kadar bir yer bıraktım. Bakınız şöyle göstermek istiyorum. Bu kadar da çantamız için yeterli. Buradan bir tane zincirimi çekiyorum. Şöyle dikmek için diğer tarafa dikmek için ipimi biraz buradan uzun kesiyorum. Dikişine yetecek kadar. Ve şöyle alıp düğümümü atıyorum. Çantamızı diğer ördüğümüz bölüme dikeceğiz. Şu ipimizi de yine içeri gizleyelim. Ama son bir kez de kenarımızı yeşille bir sıra sık iğne örelim. Tamamını öreceğiz. Çanta sapımızı da yeşille yapacağız. Şu şekilde yeşilimizi de tamamlayacağız. Bakınız. Bir sıra sık iğne. Herhangi bir yerden başlıyorum. ve ipimi sol tarafa yatırıyorum sık iğne bakın sadece trabzanların tepesine batarak sık iğnemi örüyorum başka hiçbir işlem yapmıyorum bir sıra geçiyorum bakın böyle birer birer sık iğnelerimizi örerek başlangıcı yerime kadar geleceğim Sonra da birbirlerine dikeceğim. Sapımızı ve yaprağımızı çalışacağız sonrasında. Bu yaprağımız ve sapımızda aynı renk kullanacağımız yeşilimiz olacak. Şöyle tamamlayalım. Başlangıç yerimize kadar geldim. Şuradaki araya giriyorum, ilmeğimi geçiriyorum, bir tane zincirimi çekip sıkıştırıp ipimi kesiyorum ve şimdi e, her iki çantamızın yönü de hazır dikmeye başlayabiliriz şurada ip bırakmıştım bakınız pembe ipimi iğnemi takıyorum ve dikme işlemini birlikte yapmaya başlıyoruz şimdi iki tanesi şöyle ipime iğnemi taktım ikisi de hazır bakın şu şekilde yerleştireceğim ve şimdi bunun çıkardığımız yerden yani şu kısımdan dikmeye başlayacağım şöyle alıyorum kamera altında ben biraz zorlanıyorum dikiş yapmakta sizler daha rahat ellerinize alarak dikersiniz bakınız buradan geçiyorum birebir karşılıklı dikişimi atıyorum her bir trabzanın karşılığına birer atıyorum dikişimi ve yine bunu da bir katından alıyorum kenarımız bitene kadar yani Şuradaki bölümümüze kadar dikerek geliyoruz şimdilik gayet güzel gitmekte bakınız evet devam edelim çantamı diktim şöyle açık yerini görelim bakınız şu şekilde ağzı ve şöyle kenarlarını da görmekteyiz çok çok güzel oldu şimdi sap kısmını da örmeye başlayabiliriz şuradan başlıyorum trabzanımın arasından giriyorum şöyle bir tane trabzanın ara noktasına girdim yeşilimi alıyorum istediğimiz Ölçüye kadar öreceğiz. Ve başlıyorum. Zincirimi çekiyorum. Kaç tane zincir çektiğimiz önemli değil. Önemli olan e, boyutu. Şöyle biraz da rahat çekelim. içerisine. yine sık iğne ile dolaşacağız. E, kısa da yapabilirsiniz. Şu şekilde kısa hemen elde tutmalık da olabilir. Omuza atmalık da olabilir. Ben omuzluk için çalışıyorum. Ve zincirimi çekiyorum. Yeteri kadar ördüm zincirimi. Şimdi karşıdaki yere geliyorum. Yine trabzanımın şöyle arasına giriyorum. Trabzan arasına giriyorum. Buradan birleştiriyorum. Ve bir tane zincirimi çekiyorum ve çeviriyorum. Şimdi her bir zincirimin içerisine girerek bir tane sık iğne yapıyorum. Her birisine birer tane. Gevşek örelim demiştim. Zincirlerimizi bu işlemimizi yapacağımız için şöyle biraz yakına alıp göstermek istiyorum zincirimin içerisine bir tane giriyorum ve tek seferde çekiyorum alıyorum çekiyorum şuraya battım bir zincir çektim ve birer birer sık iğne ile sonuna kadar ilerleyelim zincirimizi sona kadar birer birer sık iğnemizle örerek tamamladım en son başlangıç yerimize geldim şöyle başlangıç yerimize de girelim bir tane sık iğne de buraya yapıp bir zincirimizi çekip ipimizi buradan keselim. Ve bu iplerimizi iç tarafa doğru gizleyelim. Çantamız bu şekilde bakın. Sapı hazır. Şimdi bir yaprak, bir de çiçek çalışalım. Şimdi de yaprak ve çiçek çalışması yapalım. Dilediğimiz büyüklükte bir yaprağımızı çalışalım. Öncesinde bir tane düğümü atıyorum ve zincirimi çekmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10. 10 tane zincirimiz yeterli yaprağımız için. Hemen bakınız 10. zincirin yanındaki zincire girerek bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen diğeri yanındakine de girerek ikinci sık iğneyi örüyorum. Bir sonrakine de üçüncü sık iğneyi örüyorum. Üç tane sık iğnemi ördüm. Sonrasına tığımın başını doluyorum. Bir defa başını dolayıp tek seferde çekiyorum. Bir, iki defa Bakınız bir defa başını dolayıp tek seferde çektim. 3 tane sık iğne, 2 tane bir defa başını dolayıp çektim. Şimdi sıramın başını doluyorum. İkili trabzan örüyorum. 1 2 3 4 5 5 tane ikili trabzanımı ördüm şuradan sonrasında ve sonra en sondakine yuvarlak dönüşü yapmak için aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Bunu bir sayalım bakınız. İkinciyi örüyorum aynı yuva içerisinde olduğu için. Üçüncüyü, dördüncü beşinci. 6 tane ikili trabzanımı örüyorum ve buradan yaprağımızın dönüşünü yapıyoruz sonrasında tığımın başını doluyorum hemen şuradaki ipimi de içeri alarak karşılığındaki bölüme girerek bir tane ikili trabzanımı örüyorum birebir karşılıklı ikili trabzanlarımızı örüyoruz İpimi de şöyle alttan gizlemiştim bakınız buradaki ikili trabzanımı örüyorum başını doluyorum tek seferde çekiyorum başını dolayıp tek seferde çekiyorum karşılıklı ayna görevi yapıyoruz karşılıklı yaptığımız işlemi birebir karşısına örüyoruz ve sonrasında sık iğnelerimi örüyorum 1 2 ve 3 3 tane de sık iğnemi ördüm sık iğnelerim tamamlandıktan sonra şu uca da bir tane batıp şöyle sivri bir yaprak ucu olmasını istiyorum bir tane de zincirimi çekiyorum ve buradan ipimi kesiyorum yaprağımızı tamamladık iplerimi de arkaya doğru gizledim şimdi yaprağımızın tam şu tepesine giriyorum zincirimi çekmeye başlıyorum bir 2 3 4 5 6 7 8 8 tane zincir yeterli buradan birleştirmek istediğim uygun yere geliyorum birleştiriyorum bakın şuraya birleştirdim sık iğnemle birleştirdim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 3 içerisine geri dönerek batıyorum şöyle başını dolayalım 1 2 3 3 içerisine başını dolayarak batıyorum ve bir tane trabzan örüyorum ve aynı yere ikinci trabzanı örüyorum döndüğüm zincirle birlikte 3 tane, Bakınız trabzanımız oldu. Zincirimiz 2 de trabzanımız. Ve bir tane daha trabzanımı örüyorum. Toplamda 4 trabzanım oldu. Bir zincir çekiyorum. İpimi buradan kesiyorum. Bir yaprak bir de şöyle tomurcuk ördük. Bu tomurcuğumuzun üzerine pembe rengimizle çiçeğimizi örelim. Pembe rengimi aldım. Ve buradan ipimin bulduğu, bulunduğu yerden giriyorum. Ve ipimi şöyle sol tarafa yatırıyorum içinden geçiyorum trabzanın o minik aradan geçiyorum ve başlıyorum zincirimi çekmeye bir iki bir tane de aşağıda girdiğim saydım üç tane zincirim oldu tığımın başını dolayarak aynı yere giriyorum bir iki tığımda tutuyorum tekrar aynı yere giriyorum bir iki tığımda bekletiyorum çekmiyorum aynı yere yeniden girdim 1 2 toplamda 4 tane trabzanımız oldu zincirimizle birlikte hepsini tek seferde çekiyorum 1 2 3 4 zincirimi çekip sıkıştırıp dibine gelerek batıyorum şöyle bir tane çiçeğimiz oldu ve hemen yanındaki araya giriyorum bunu bir sayıyorum 2 3 aynı yere 1 2 tekrar aynı yere 1 2 aynı yere bir daha giriyorum toplamda 4 tane trabzanımız oluyor zincirimizde hepsini aynı anda kapatıp 1 2 3 4 zincirimi hemen dibine batıyorum diğer trabzanların dibine ve buradan yandaki boşluğa geçiyorum yanda bir tane daha trabzanımızın bulunduğu yer vardı hemen onu da şöyle elimle açıyorum şu araya bakınız giriyorum ve buradan da zincirimi çekip yine aynı şekilde trabzanlarımı örüyorum hepsini birlikte kapatıp 1 2 3 4 tane zincirimi çekip dibine batırıyorum ve bir zincir daha çekip buradan kesiyorum çiçeğimi de bu şekilde örmüş oluyorum. Bakınız iplerimizi içeriye gizleyelim. İplerimi içeriye gizledim ve fazla kalanları kestim. Yaprağımız ve çiçeğimizi de ördükten sonra çantamız artık kullanılmaya hazır hale geldi. Şöyle bakalım. Bakınız gayet güzel oldu. Miniklerimizin elleri çok güzel girecek. Dikişlerimizi görmekteyiz. Şöyle güzel bir derinlik kattık, genişlik kattık, boyut oldu. Evet çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.